Begal aka degan shaxs murojaat qildi. Aslida Begal aka o'lgan shaxs ekan. Buni qabr o'zi meniki. Lekin u marhumlik qarori mazmun mohiyati bilan o'rganib chiqadigan bo'lsa, 2017-yildagi muhtaram prezidentimiz tomonidan Bo'yi tumaniga ajratilgan kredit pullar, ya'ni 5 milliarddan oshiq kredit pul mablag'lari kimlar tomonidan talon-taroj qilinganligi kelib chiqadi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan mana Shuhrat Esanov. Do'stlar, mana kuni kecha bizga Begal aka degan shaxs murojaat qildi. Aslida Begal aka o'lgan shaxs ekan. To'g'rirog'i marhum, hujjatlarda marhum chiqyapti. Endi bu qabristonda olib turganimiz sababi qabristonda to'g'risi o'lgan odam Jahonda nalog to'lalmaydi. Jahonda kredit ola olmaydi. Lekin Begal akamni vajiga ko'ra Begal akamni nomidan million milliard pullar o'yinda turibdi degan vajlarni qilyapti. Ana Begal akamni o'zidan hozir eshitamiz. Begal aka aslida nima bo'lgan? Internetdan pul ishlashni xolab yurgan, qanday pul ishlasa bo'ladi, uyda o'tirib deydigan odamlar diqqatiga. Birinchi kommentariyada silka turibdi. O'shani bosib, kirib, normal pul ishlasanglar bo'ladi internetdan uyda o'tirgan holda. Faqatgina bitta telefon bilan. Omadinglarni bersin. Uni qabr o'zi meniki. Desamam bo'ladi, lekin men hayotda tiriyman. Bu oyda tumani ichki ishlar xodimlarini ayrim va tuman prokurorlarini ayrim xodimlarda qilgan kamchiliklarini desam bo'ladi. Fakt bilan keltirib beramanki, marhumlik qarorini tasdiqlagan, uni viloyatga taqdim qilgan, viloyat respublikaga taqdim qilgan. Lekin u marhumlik qarorida asl mazmun mohiyati bilan o'rganib chiqadigan bo'lsa, 2017-yildagi muhtaram prezidentimiz tomonidan Bo'yi tumaniga ajratilgan kredit pullar, ya'ni 5 milliarddan oshiq kredit pul mablag'lari kimlar tomonidan talon-taroj qilinganligi kelib chiqarkan. Holat bo'yicha agar qaytlarga murojaat qildingiz, kimlar tarafdan sizga aloqaga chiqishdi? Mana siz aytyapsiz, mana ayrim qo'shtirnoq ostidagi xodimlar deyapsiz, to'g'rimi? Mana sizning fikringiz bo'yicha ayrim qo'shtirnoq ostidagi prokuratura xodimlari sizni marhumga chiqarib qo'yyapti, to'g'rimi? Marhumga chiqarib qo'yyapti. Endi bu holat bo'yicha sizlarga kim sizga kim bog'landi, qaytlarga murojaat qildingiz? Men hali himoyachilarim tomonidan tartib bo'yicha tumanga murojaat qildim. Tumandan viloyatga murojaat qildim. Viloyatdan xizmat tekshiruvlarini olib, respublikaga taqdim qilsam, respublika yana viloyatlarga jo'natyapti. Endi men bu marhumlik qarorim bilan mana 2019-yil 28-yanvar kuni qabul qilingan bo'lsa, mana 2 yildan beri na pasportsiz, na hech qanday fuqarolik huquqim yo'qda meni. O'lganlik qarorim bor xolos, boshqa hech kim yo'q. Biror joyga, tashkilot idoralariga yo fermer xo'jayinlariga ishga qabul qilinglar deb borsam, fuqarolik pasport talab qilyapti. Men pasportlarimni talab qiladigan bo'lsam, bu oyda tuman JQB xodimlarini, ayrim xodimlar tomonidan soxta qidiruv ma'lumotnomalari tayyorlayapti, pasportlarini yo'q qilyapti. Bu kelib chiqishining sababini juda kengaytirib hisob-kitob qiladigan bo'lsa, yo'lmasam bu huquqiy baho beradigan bo'lsa, buni orqasidan o'sha yana qaytarib tayyor etaman. Prezidentimiz tomonidan ajratilgan kredit pullar kimlar tomonidan talon-taroj va qanday hujjatlar tayyorlandi? Meni marhumlikgacha bo'lgan hujjatlarim kelib chiqyapti. Bunga sabab tuman ichki ishlar xodimlarini, ba'zi birlari, prokuraturasi, sud tizimi va hibsxona tomonidan hujjatlar barisini taqdim qilaman. Kelgusi video murojaatimda mana hozir jurnalist bloggerlarga murojaat qilyapmanki, shu narsani ommaviy yoritib berishdi. Qog'ozbozlikdan, uchun muhtaram prezidentimiz aytganidek, qog'ozbozlikdan voz kechishlikdi va ommaviy ochiqlik bilan yoritib berishlikdi va meni huquq erkinliklarim, meni fuqarolik darajamni tiklab berishlarini so'rab qolaman. Mana hurmatli do'stlar, Begal Alisherovni o'zlaring vajlarini eshitdilaring. Endi bu aytmoqchimanki, hammada o'ziga yarasha nimasi bor, rasxodlari bor. Hozir 2 yildan beri fuqarosiz yashayapman deyapti Begal Alisherovni.
gapiga tayangan holatda aytaman. Bu bilan nima demoqchiman? Fuqarosiz yashashdi, men o'zim bilaman nimaligini. Chunki 26 yil fuqarosiz yashaganman. Prezidentimiz kelganlaridan keyin fuqarolik berilgandi biz sizlarga, fuqarosizlarga. Endi Begali Alisherov fuqarosiz desam adashaman, chunki vabshe hech qanaqa shaxsi yo'q hozirgi paytda. Marhum, marhum. Shu voiz shu masala bo'yicha mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi organlar sizlardan iltimos qilib qolamizki, shu masalaga oydinlik kiritib, Begali Alisherovni fuqaroligini tiklab berishlaringni o'zim shaxsan so'rab ham qolamiz. Itakchi talab ham qilamiz, chunki o'zlaring bilasizlar, pasportsiz yashash bu hozirgi paytda itta ham kerak bo'lsa pasporti bor. Itta ham, hayvonda ham pasporti bor desam mubolag'a bo'lmaydi. Sababi nima desam ekan, o'zi anchagina qiynalib ham qo'yibdi bu odam. Shuncha farzandlarini katta qilyapti hozirgi paytda. Shu bois. Men de strukturani yomonlamoqchi emasman, chunki 5 qo'l barobar emas. Bu aytayaptilarki, Begali Alisherovning gapi bo'yicha prokuraturadan ayrim qo'shtirnoq ostidagi xodimlar, yetakchi ichki ishlardagi ayrim qo'shtirnoq ostidagi xodimlar orqasidan men pasportimni, o'zimni O'zbekiston Respublikasi fuqaroligimni yo'qotib qo'yganman deyapti. Shu masala bo'yicha ichki ishlar xodimlaridan ham, ichki ishlar matbuot xizmatidan ham rasmiy munosabat qolamiz. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, sizlardan mashg'ulot esam. Mana Qabristonda voqeasini ham o'zlaring ko'rdilaring. Shto qabristondan tirik chiqqan insonni tursalloqqa qo'ydik do'stlar. Mana o'sha vaziyatga mana oydinlik kiritish maqsadida Alisherov Begali o'zini tirikligini, marhum basligini isbotlash uchun mana qonuniy hujjatlar bilan o'zlaringiz hozir ko'rasizlar, isbotlab berishga harakat qiladi. Itakji bu masala bo'yicha mahalla komitetidan yana boshqa mutasaddi tashkilotlardan, mutasaddi organlardan aynan izoh olishga harakat qilamiz do'stlar. Mana biz kuzatib borishda davom etdilar, hozir Begali aka o'zlari hamma gapga izoh berib o'tib ketadi. Rahmat. Assalomu alaykum O'zbekiston fuqarolari, O'zbekiston musulmonlari. Men o'lgan emasman, men tirikman. Mana hujjatlar asosida isbotlab bera olaman. Bu narsani viloyat prokuraturasi, ichki ishlar hech qanaqasiga vaj keltiryapti, isbotlar olinmayapti. Men buni qonuniy hujjatlar, o'zlari taqdim qilgan hujjatlar orqali isbotlab bera olaman. Birinchi navbatda 15 nafar fuqarodan tushuntirish xati marhumlikdan, men bularda o'z pullarim, mablag'larim o'ndirib beriladi yozganimga va marhumlik qarorini yaratib berdi. Bu narsani kelib chiqishiga sabablarim yetarli. 15 nafar fuqarodan birontasi tushuntirish xati, 5 nafardan tushuntirish xati olgan. Lekin bularni ichida 4 nafaridan bank, Milliy bank Bo'yda tumani filiali xodimlari kredit mablag'larni soxtalashtirib, o'zlari soxta hujjatlar tayyorlab, kerakli notarius firmalarga nima qilingan, yo'naltirilgan. Ikkinchi masala, buni imlo xatolik turgan bo'lsa, bu shakl 1 kitobida qilinyapti, 2019-yil. Shakl 2 kitobida mana yana imlo xatoni, mana uni imlo xato desa bo'ladi. Men tushuntirish xati olmasdan turib, Yu Alisherovning o'z arizasiga bilon deyapti. Men Alisher Begalimman. Ikkinchidan, B Sheraliyevdan deyapti. Mana uni imlo xato desa bo'ladi. Chunki bu yerda marhumlik qarorida 5 marotaba marhum Alisher Begali yozilgan. Yana jumlada keltirganimiz 10-chi hibsxonada deb ko'rsatilyapti. Mana 10-chi hibsxonada saqlanayotgan Alisher, marhum Alisher Begali degan joyda biz izoh prokuratura, ichki ishlar himoyachilari orqali javobgarlarni oldik. U yerda meni bular oktyabr oyidan 10-chi oktyabrdan 29-chi oktyabrgacha Farg'ona viloyat prokuraturasiga jinoiy ishlar bo'yicha sudlarga sudiga murojaatlarim chiqarilmagan, mana yozib qo'yilgan, mana o'zlari ham. Ikkinchi o'rinda meni turmadagi yo'g'lov bosilgan 14-chi 06-chi sanada iyul oyida
kirgizgan, o'zlari qanotlash qilib olgan. Buni maqsadda men 15-dekabrda meni dachkamni yo'q qilib yubording yo buni oktyabr oyidagi murojaatlarimga javob qaytara olmayapman deb va anaqa talab qo'yganimda bular meni bir sutka izolyatorga tiqib, o'zining bu chap qo'l bilak sohasiga tan jarohati yetkazganini turib hujjat tayyorlashdi, davlatnoma tayyorlashdi. Keyin 15-dekabrdan o'zlari bir sutka karsedan chiqarib olib, 16-dekabr kuni yakshanba kuni bo'lishiga qaramasdan ichki ishlar turma hibsxona xodimlari tomonidan o'zlari yo'qlab qolgan deb aytib berdi, mana ko'rsatib qo'ygan. Unga qayd etgan bo'lsak, 13 hibsxonalarni ariza va datchkalarga asoslanmasi. 3-chi 100 millionlik kredit hujjat deyilyapti. 100 millionlik kredit hujjat firma tashkil bo'lmasdan oldin tayyorlanyapti. Agra firma, yangi zamin savdo invest MCC shaklida agra firma o'z faoliyatini deyapti. 100 millionlik hujjatlarda 2017 yil 15 mart kundan boshlab kelgusida o'z agra firma o'z faoliyatini kengaytirmoqda. Bu birinchi ashki, ikkinchi 2017 yil 14 mart kuni 90 sonli Lexus raqam bilan ro'yxatga olingan deyilyapti. Vaholanki, mana bu yerda statistika bazalarida olingan ma'lumotga ko'ra, deputatlar kengashidan olingan ma'lumotga ko'ra, 2017 18 mart kuni, demak bu 4 kun oldin tuzilgan ekan bu 100 millionlik kredit hujjati va bunga garov bor ekan. Garov 100 million so'mga garov sug'urta polis. Bu sug'urta polis qaysi tashkilot, qaysi idoraga tegishliligi ham aniqlanmagan, ochiqlanmagan. 100 millionlik kredit ta'minoti uchun Chaman Agra firma rahbari bor ekan, bu yerni ham sudda yo tergovda yuzlashtirilmagan, hech qanday oydinlik kiritilmagan. Uch tomonlama shartnoma tuzilgan, tuzilmaganligi haqida hech qanday yuzlashtirish yo bir hujjatlar asosida vajlar keltirilgan, hech qaysisi inobatga olinmagan. To'g'risi rahbarlik qarori deyilyapti. Rahbarlik qaroriga e'tibor bering, mana bu yerda qaror 1. Agra firma tashkil topilyapti. Sher G'ani tomonidan deyilyapti. Bu Sher G'ani kim? Kimligini aniqlab bo'lmadi. Ikkinchisi aytmoqchi, qaror 1 bu ham. 24 mart kuni Alisher Begalov delegat etib tayinlansin. Bo'ldi. Bu yerda bu qaror yo buyruq chiqarilishiga asos bo'ladigan yig'ilish bayonnomasi yoki yig'ilish ishtirokchilari yo bo'lmasa ishonchnoma yo bu qaror bilan tanishib chiqqanligim to'g'risida menga bir imzo yonma tasdiq ko'rsatilmagan tanishtiruvlar yo'q, hech bo'lmasa mana shu bir donagina qaror meni soxta rahbarligimni isbotlab 6 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Endi hozirga kelib mana bizga qanchadan qancha murojaat qilgan sud hukmida 6 yilga ozodlikdan mahrum qilgan bo'lsa, Bo'yda tumani JQB xodimlari tomonidan soxta qidiruv ma'lumotnoma tayyorlangan. Mana bu yerda bu Bo'yda tumani prokuraturasini xizmat tekshiruvidan olingan ma'lumotga ko'ra, meni 29 aprel kuni 2018 29 aprel kuni Bo'yda JQB xodimlari men televizorimni topib bergin degan ma'lumot bilan ularga murojaat qilsam, o'zlarini shantaj yo'llarini olib kirib 29 aprelda olib kirgan bo'lsa 1 maydan deb mana soxta ma'lumotnoma tayyorlayapti. Yo'q sanasi yo'q, raqami yo'q, pechati yo'q, imzosi yo'q. Buni prokuraturani Bo'yda tuman prokuraturasidan olgan ma'lumot mana. 5-chi ro'yxatga olinish deyilyapti. Bazasida statistika bazalarida hozirgacha olingan ma'lumotga ko'ra davlat xizmatlaridan olingan ma'lumotga ko'ra hozirgacha G'ani Shokat Hoshimov ekan. Agra firma rahbari. Bu agra firma rahbarini yo tergovda yo sudda yuzlashtirilmagan. Davlat xizmatlaridan, oilani qo'llab-quvvatlashlardan
Sağlık bazasından alınan malumatlayan şu, ben statistika bazadayım bana Kınçmey Bona firmanın rahbarımı ve alış bilgiler depo mücadeleki borcunu tanımla beni yaptı. Bunlar da kip çıkışının hemasını kısa toplu edilen bu mağdumluk kararı imla hata edilen bu sey. 15 nefer fukaranı kredit mablami koyuyen bu sey. 20 nefer fukaranı kredit mablami kip çıkıyaptı. Bu yan imla hata. 13 milyon kımız sonrasında o canlıya kastırdı hücret bunu yaptı. 100 milyon sonlu kredit hücretler firma teşkil bulmasına alın teyirlerini yaptı. Süt hükümlü okul yaptı. Süt hükümü de indik yaptı ki agra firma sıfatı, rahbarı sıfatı da işi yürütken de yaptı. Bunu işte ot diyeyim bana hazır. Sağlık bazarsı, Boyda Tümen Sağlık komite idarasının rahbarı Hoca Keykan, o Kudadan Kokaman ülkemenin bazadan alınan malumatı göre Hazır Geçen Ghanim Şokat Haşim'i çeken prokuratora sizge cinayet kuzla gelme, süt hüküm oku gelme hemme bu dünyada bu dünyada sağlık cevabını bir adı diye yaptı. Kudaya şükür bana sağlık idarası küçüldüğünü prokuratora süt hükümü hukukları tizimiden, süt tizimiden, prokuratora tizimiden ve içkişler tizimiden asasi rolü oynayıp bu üniversiteye aydınlık kötü verirken böyle tümen sağlık komitelerinin reisi Hoca Kebolya'dı bana İktisadi süt tamamından bunlar 4 milyon 200 milyon son yani sağlık bedenmesinin tüleme geldiği sebeple İktisadi süt verirken İktisadi süt bana cevap hattı verdi bizge hazır geçer rahbar Ghanim Şokat Haşim'in çekerliğini ve 4 milyon sonluk pulmalı Ghanim Şokat Haşim'in öndürülüşü hakkıdaki cevap hattını verişti. Yani bunlar sana deyip ben ki ben hazır geçer hüccetlerde ölgen bozayım. Ben de cırtabı kadınları sohta kadar o kadınken 29. günü benim maske alıp okurken bozayım. Bu narsanın negatif kanalını 137. sonu ve 42. sonu da başarıya yortulgen umbekte cırtabı kadınlar tamamında ben de pasportlarım yok kılınken. Bu kredit hücretlerle alıştı, yalnızın bankta kısa bırakan bu açıştı, imza namını tapışırıştı. Pasporttan özgürsüz imza namını buluş gerekirken özgürsüzdü. Şunge taklasından geldiği bana hazır advokatlardı, yüzlerdi, malumatlamalarını şunu yıkmamızı, keçik şuna uyardı ki, men talabım şu ki, men rehberliğimden hiç balabımı yok aldı. Birinci oranda benim ölgerliğimden ispatlı, şu cinayi ulgen ulgenlik gece bugün bana aslında neylerdi? Ha prokuratura mı gitti hazır bulay prokuratura orum mazara kimiydi? Joe Biden bir yaptı. B İbrahim diyen bu B İbrahim ne mesela da mıydı Joe Biden bir yaptı da böylesem 2018 yılı hazır neydi? Süt bayanlamalarını alınan malumatı göre şort tipa mefe turan zamin sahavat üniversite kredileri cinayi iş hücretleri kalitepe zamin sahavat üniversite hücretleri ve abad zamin sahavat üniversite 3 tane firmanın kredi hücretleri cami ki 2,5 milyardan aşık pul mablaları benim cinayi işimde keçiriyor aslında benim 185 milyon son kredi pul mablaları koyulurken hiç kanakası bir asassız. Yine de benim bu devlet kulunu tamantıraş kıldırdım. Eğer bu nesnelerin hem de nesnelerin kim çıkışını hesaplar ediliyor musa bunu marhumluk kararını içinden toparladı. Cemiyeti hücretler ve bana şu 15 nefer fukara marhumluk hücretlerdeki 15 nefer fukara benim kanuni rehber ya rehber başlığının ispatı biri olaydı. Ben muhterem prezidentimizi ve bütün Müslüman ahli, Özbek fukaralarından Üzbek yurttaşlarımızdan ıttımasım çünkü bana bir yarım yedi ekildim beri müracaat kımakın yerim kama yaptı benim sayılıklar yakınlaşı yaptı benim Üzbekistan fukarası bulup fukaralı pasportlarımı alıp bu cinayetli sadır etkili cinayet cevap gelmekte tartılıp benim fukaralı pasport o geldimden ki benim yakışlıyetlerde ırdın sayılığıydı öz fukaralı burçumda daha yedir, benim sayılı olardı.
inson bo'lib, qonuniy inson bo'lib qatnashmoqchiman. Shunga amaliy yordam berishlaringizni so'rab qolaman. Men qabristonda o'lib tirilgan bo'lsam-ham, lekin hujjatlarda o'lgan odamman. Men o'lganligim, tirikligimni, mana men o'zimni hayotda tirikligimni hujjatlar bilan isbotlab bermoqchiman.